Şükür olsun aziz Kanal 13 izleyicileri. Kanal 13 efirinden 2020 yılın en son bağlantısını size təqdim edirik. Əzizləyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, bugün dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü ve 2020 yılın en son günüdür. Ve bugün biz Dünya Azərbaycanlılar hakkında danışacağız, Həmrəyliyimiz hakkında danışacağız ve tabii ki 44 günlük savaşımız hakkında, şehitlerimiz, gazilerimiz hakkında danışacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. 2020. yılda bize Şuşa zəfəri, Füzuli zəfəri, şüphesiz ki Cəbrail, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam zəfərlərini yaşadan şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimizin de her zaman yeri əzizdir. 2021. ilde biz həmrək gedə bilirik mi? 2020. il, ötən il biz həmrəy ola bildik mi? Bax, bütün bu məsələlərə aydınlık gətirməkdən ötürü qardaş Türkiyədən hal-hazırda canlı bağlantımız var. Azərbaycan əsilli, əslən Ağrı'dan olan, İldır'dan olan Belçika Azərbaycan evinin başkanı. Onun bir həyatının bir hissəsi Belçika'da keçir, həyatının bir hissəsi Türkiyədə keçir. Bülent bəy, sizi salamlayırıq, Bakıdan salamlayırıq, öz vətəninizdən salamlayırıq. Ve her yerde de sizin adınız gelende Azerbaycan adına işidirik. Her vaxtınız hayır olsun. Yeni ilinizi təbrik edirik. Dünya Azerbaycanlılarının Həmrəylik günü. Bu münasibetle de sizi de təbrik edirik. Hörmətli Bülent Bey, efir sizindir. Buyurun, eşidirik. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi selamlıyorum. Bütün bizi izleyen hem vatanlarımızın dünyanın arasında olmasından bakmayarak hepsinin 31 dekabr Dünya Azerbaycanlıları Hemreylik gününü ben de tebrik ederim. Çok Sizi teşekkürler. de selamlıyorum ve şu anda Türkiye'deyim. Türkiye'den bütün dünyadaki Azerbaycanlılara selam olsun. Çok teşekkürler. Biz sizi tabii ki esasen Belçika'daki faaliyetlerinize göre izlenmiş her zaman. Diasporanın yükünü her zaman Çin'inizde taşıyan insanlardansınız. Buna göre bir soydaş olarak size teşekkür ederiz. Biz adeten bu programları soydaş çerçevesinde təqdim edirik ve uzun iller biz 8 ile yakındır ki Kanal 13 efirinde həmin soydaş programında bütün soydaşlarımızın dünyanın istənilən nöqtəsində olan bize soydaş diyen ve bizim soydaş diye hitap ettiğimiz əzizlərimizin problemlerini, onların hayat tərzlərini, onların uğurlarını təqdim etmişik. O cümleden bugün sizin bizim efirimizde sizsiniz, hörmətli Bülent Bey. Bülent Bey, 2020-ci il Dünya Azərbaycanlılar. Aslında Dünya Azərbaycanlı ifadəsi özü de mübahisəyə açıqdır, müzakirəyə açıqdır. Söhbət dünyada yaşayan ve Azərbaycana bağlı olan insanlardan da gedir. Onların hele müəyyən hissəsi, belki deməli, Kuzey Azərbaycandakı 10 milyondan başka bizim 40 milyon soydaşımız Güney Azərbaycanda ve belki de 5 milyondan artık soydaşımız, belki de 10 milyon çünkü zaman zaman bunlar fərqli olub, yəni Türkiye'de yerleşir ama Türkiye'de bütün 84 milyon insan bizim soydaşımızdır. Türkiye'nin vatandaşları, Türkiye'de al bayrağın altında yaşayan bütün insanlar elə bizim için əzizdir. Bak, o sizin arkanızdaki bayraklar her zaman qoşa dalgalandığı kimi bizim de qəlbimizdə bir al bayrak sevgisi var. Ama bir de 2020-ci il son günündeyik, 31 dekabrda. Ve biz həmrəy olabildik mi? Dünya Azərbaycanlılarından bağlı sual verim. Tabii ki onu biz Türkiye, Azerbaycan ayrı-ayrı kontekstte değerlendirebilmedik. Dünya Azerbaycanlıları 2020. yılda hemre olabildiler mi sizce? Valla ben diyordum ki biz aslına bakarsan çok ciddi bir hemreliğimiz var bizim. Ancak nedendirse zaten biz bunu tartışırız. Yıllardan beri tartıştığımız bir meseledi. Bizim bu hemreliğimize engel olmak isteyenler var. Yani bizim hemreli olmamızı istemeyenler var. Ve buna göre de biz her seferinde bu mevzuyu konuşuruz. Halbuki bu ileride herhalde konuşacak bunu da. Bakın bu bizim şu anda Azerbaycan'ın haklı toprak davasında Azerbaycan aniden harekete geçmeye başlamasıyla dünyadaki bütün Azerbaycan Türkleri ve Türkiye'deki Türkler herkes dünyanın neresinde olduğunu bakmayarak herkes bir ses oldu. Ben burada bunun şahidiyim. Ben Belçika'da bu arada birkaç sefer gittim geldim. Türkiye'de de çok yerleri gezdirem. Metbuatı da çok ciddi takip ederim.
Ama inanın ki böyle burada benim yaşadığım Yalova bölgesinde bile hemen hemen herkesin penceresinde bir Türk bayrağı vardıysa bir de Azerbaycan bayrağı vardı. Sokaklarda dediği aynı şekilde belediyeler her tarafta Azerbaycan bayrakları da donatıldı. Ve bu zaten hemerreyli olduğumuzun en büyük subutudur. Yani biz bunu demek ki başarmıştık ki Azerbaycan bu kadar sevilir, sayılır ve duyulur ve Türkler başta olmakla Azerbaycan'ın bu hak sesine herkes bir ses verdi. Yani biz 2020'de bize tabii ki bizim yani bu içinde bulunduğumuz problemler, bu Covid hastalıklar falan filan bir sürü hadiseler oldu. Bu bizi de çok etkiledi. Bizim dünyadaki Azerbaycanlı gençleri, talebeleri çok etkiledi. Ama bakmayarak diyebilir ki Azerbaycan adına 2020 uğurlu geçti. Yani bir sefer topraklarımız dediğiniz gibi başta topraklarımızı biz çok kısmını hemen hemen bütününe yakınını işgalden kurtardık. 30 yıldır beklenilen hedefler 2020'de bize geldi ve bu çok büyük bir uğurdu. Ona göre 2020 tarih boyunca çok güzel bir anısı kalacak. Kötü anıları da var ama iyi bir anı olarak kalacak. Bülent Bey, çok yerinde kaydettiniz. 44 günlük savaşta biz bir olduk. Yani millet olarak fark etmez siyasi bakışları farklı olan, ictimai dünya görüşleri farklı olan insanlar, yani dünyanın istenilen noktasında olan soydaşlarımız da elə qardaş Türkiye'den olan bütün 84 milyon insan yanımızda oldu. Tabii ki orada HDP hariç, onu gerek hususuyla qeyd edelim, bu 84 milyonu qeyd edelim de. Ve 44 günlük savaşta bir olduqsa, bəs niyə başka zamanlar bir ola bilmirik? Yenə də söhbət dünya Azərbaycanlılarından gelir. Bayağı da aynı mesele geldi. Bir şey var, bir mesele var. Bizde yani bilirsiniz bu bir ayrılıkçı bir hedef. Birileri bu teşkilatın yani bu dünyaya yayılmış tüm Azerbaycan teşkilatlarının arasında yıllardan beri bir ayrılıklar oluşturulur. Yani bunu ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Hemen hemen bu tarafta Belçika'da 40 yıla yakındır Belçika'da yaşıyorum. Yani gittiğim tarih 1980 ve bizim Belçika'ya gittiğimiz tarih aynı zamanda Azerbaycan diasporasının ya da Azerbaycan medeniyetinin, kültürünün Belçika'ya gittiği günlerdi. Ve biz başlamıştık. Yani Iğdır'dan veya Türkiye'den giden, daha önce 2. Dünya Harbi'den sonra giden Azerbaycan Türkleri orada çok ciddi bir Azerbaycan teşkilatları yarattılar. Bunlar Sovyet döneminde olan şeylerdi. Yani Sovyet'in döneminde 1980 yıllarında, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'a kadar gelecek tarihe kadar, yani 2. Bağımsızlık Harekatı'na kadar dünyanın her tarafında Azerbaycan tebrik olunurdu. Ve bunlar bizim tarafımızdan yapılırdı. O zaman Azerbaycan'ın halihazırdaki yani bugün Azerbaycan'ın yani bizim halihazırdaki Azerbaycan devletinden yurt dışına çıkan pek fazla insan yoktu. Bunlar 90'dan sonra çok ciddi bir şekilde çıkış oldu. Ondan önce tek tük olabilirdi belki böyle bir konserler böyle şeyler ama genelde dünyanın her tarafında Azerbaycan'ı tebrik edenler Güney Azerbaycanlılar ve Türkiye'den vaktiyle göçmüş Avrupa'ya gitmiş iş gücü olarak giden bizler yani bizim dedelerimiz, babalarımız ve biz onların çocuklarıyız. Bizler bunu başlatmıştık. Ama bizde böyle bir şey yoktu. Ama ne zaman ki bu komite kuruldu, bu komite bazı hudutlar çizdi. Teşkilatlar arasında şartlar koydu. Teşkilatlar arasında ayrışmalar koydu. Benim teşkilatım, senin teşkilatın oldu. Onların verdiği umutlarla bazı insanlar kurdukları teşkilatlardan ayrılıp gidip başka teşkilatlar kurdu ve orada barınamadı. Ümitler verdiler, arkasında durmadılar, dağıldılar. Bir sürü teşkilat dağıldı. Bir sürü teşkilatlarımız öylece silindi gitti. Büyük kurumlarımız DAK gibi bir kurum bile
defalarca parçalandı. Neden? Yani Bülent Bey, belə çıxır ki dünya Azərbaycanlıları ilə bağlı fəaliyyət, yəni siz 80-ci illərdən Belçikadasınız. Azərbaycanda səhv etmirəmsə 2002-ci ildən hətta dünya Azərbaycanlıları ilə bağlı diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsi yaradılıb. Siz evet. belə çıxır ki bu fəaliyyət sizi qane etmir. Və niyə qane etmir? Mən istəyərdim ki bunun cavabını sizdən eşidək. Çünki problemləri demək lazımdır ki həllinə də nail olaq. Yani bu Heydər Əliyev tarafından kurulan, bu karara bağlanılan, işte hariçte yaşayan Azerbaycanlılarla iş üzere devlet komitesi, diaspora komitesi. Ben diaspora adına da zaten karşıyım. Onu sonra gerekirse konuşuruz, ayrı bir mevzudur ama yani hariçte yaşayan Azerbaycanlılarla bağlı, siz dikkat edin, bakın, baksınlar herkes. O zaman alınan o kararlar, yani ferman, imzalanan o karar, o komitenin kurulduğunun temelinde olan bütün o kanunlar hiçbir zaman bugüne kadar tatbik olunmayan kanunlardı. Yani orada anlatılan meseleler hiçbir zaman diaspora komitesi kurulduğu günden beri hiçbir zaman tatbik olunmuyor. Yani orada işte dünyada mesela en önemlisi benim aklımda kalan bir tanesini deyip mesela orada çok ciddi bir söz var. Diyor ki ülkesinden ne şekilde gitmesine bakmayarak ben de öz dilimi, yani Azerbaycan lehçesinde demirəm onu. Güzel danışırsınız. O yani ülkeyi ne şekilde terk ettiğine bakmayarak dünyanın hangi tarafında olursa olsun özünü Azerbaycanlı kabul eden, özünü Azerbaycan Türk'ü kabul eden her bir insan Azerbaycan'daki tüm vatandaşlarla aynı haklara ve hukuklara sahiptir. Öyle mi? Esas kanun onun birinci şeydi. Bakın bu söz hiçbir zaman real olmuyor. 19 yıldır bu söz hiçbir zaman kuvveye binmiyor. Ne yapılıp onun haricinde bir sürü dediğim gibi bölüştürmeler olup birileri kendi menfaatları uğruna yeni yeni teşkilatlar yaratıplar. 17 yıl mesela bir Nazım İbrahimov'un başkanı olduğu, sedri olduğu komite 17 yıl görüp, vazife görüp, iş görüp, bir şeyler yapıp yani ne yapıpsa. Hani düz yapıp, eğri yapıp onu bilmiyor ama biz biliriz de daha doğrusu onu tam olarak açıklanmadı ama bakın mesela bu gelen 2 yılda olan komite onun o 17 yılını kabul etmir. Değil, 17 yıl hiçbir şey olmuyor. Biz işte 2 yılda işliyoruz, 2 yılda yeni teşkilatlar yaratmışız. Koordinasyon merkezleri yaratmışız. 11 tane teşkilat yaratmışız. Düşünün ki dünya 50 milyonun artık bir Azerbaycanlı varsa dünyada onun 11 tane mi teşkilatı var? Bu komite diyor ki 11 tane şu anda Avrupa'da teşkilat var diye biz onları yaratmışız. Yani ne geçmişi kabul edir, ne halihazırdakini kabul edir. Yalnız ve yalnız kendi dövründe kurulmuş 11 tane ve kendisi tarafından kurulmuş 11 teşkilatı sözüm ona. O teşkilatlarda bir varlık gösteremeyipler. Hansı kriterlerden o teşkilatlar formalaşır? Şimdi yeni yaranan teşkilatlardan söylüyorum. Çünkü teşkilat var ki daha çok bizim diaspora teşkilatlarımız diye. Şimdi siz o sözle razı değilsiniz. Tabii ki bu sizin hakkınızdır. Bunun menevi tarafı var. Ama uzun iller bu sayede Güney Azerbaycanlılar faaliyet gösteribler. 30 yıl, 40 yıl bundan kabah. Ve aynı zamanda Türkiye'den köçenler sizler fəaliyyət göstərmişsiniz Azərbaycan adına. İndi, baxın, mənim yaxşı xatırlayıram, 2002-ci ilin dekabr ayında qəbul olunub, dünya xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun birinci maddəsində göstərdi ki, onlar kimlərdir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və onların övladları, aydındır. Əvvəllər Azərbaycan SSR-nin və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuş şəxslər və onların övladları. Bu çox 1-1-2-ci maddəsindədir. Amma 3-cü, 1-2-ci maddəsində siz deyən kimi etnik, dil, mədəniyyət və tarixi əlaqələr baxımından özünü Azərbaycana hesab edən şəxslərə və onların övladlarına da xaricdə yaşayan Azərbaycanı demək olar. Əgər bu reallaşmırsa, bəs 1-1-2-ci maddədə olan Azərbaycan SSR-in vətəndaşları olanlar elə çıxır ki, vaxtilə Azərbaycan SSR-in vətəndaşı olan ermənilər belə Azərbaycanlı hesab olunur, amma iqdir Azərbaycanlısı Azərbaycanlı hesab olunmur. Necə ki siz deyirsiniz, Təbrizdən gedən Azərbaycanlı hesab olunur. Bu özü qanunda bir boşluqdur, amma reallaşdırılsa o üçüncü bənd. Məncə bu problem aradan qalxa bilər.
Nədir problem? Əvvəllər Nazim İbrahimovla bağlı, hətta o vəzifədən çıxarılanda belə onun ayrılan pullarla bağlı, ayrılan büdcə ilə bağlı onun kifayət qədər yeyinti hallarına yol verildiyi iddia olundu. İndi dəyişilib, yerinə bir gənc kadr gətirilib. Problem nədən ibarətdir? Nə baş verir ki, mahiyyət dəyişmir? Buyurun Bülent Bey. Baxın, şimdi orada bundan öncə, yəni Nazım İbrahimovun dövründə, tamam siz deyirsiniz gənc kadrlar gətirilib, amma inanın ki, siz də çox iyi bilirsiniz belki, inanın ki, yəni 100 dənə personelindən, onun işçisindən 90 dənəsi aynı işçidir. Biz sədr dəyişib, birkaç dənə belə sədrin ətrafında özünün bir kadrı belki dəyişib, amma işçilərin çoğu aynı işçilərdir. Mavinlər aynı mavindir. Yani bunlar o Nazım İbrahimov eğer bir yolsuzluk yapmıştıysa veya bir ciddi probleme yol vermiştiyse eğer yalnız başına mı yapmıştı bunu? Yani bunun etrafındakilerin hiçbir suçu yok muydu? Yoktu. Ona göre bir tek Nazım gitti. Ama Nazım'ın yanında kalan muavinlerinin çoğu ve onlar hakkında bir sürü bizim derneklerimiz şikayetlerde bulundu. Türkiye'deki derneklerimizden bir sürü pul sohbetleri olundu. Ve bunlar hepsi delillerdi elinde, cemiyet deyir ki bana böyle oldu, bu kadar geldi, bunun bu kadarı falan oldu, falan oldu. Ben şimdi açıp onu şey etmek istemiyorum ama yani onlar, bir sürü insanın orada suçu var. Ama siz eğer bunu bir tek Nazım'la bağlayıp yerine gelecek kişinin de aynı şekilde devam etmesine göz yumursunuzsa, biz 17 yıl Nazım İbrahimov'un yönetimine karşıydık. Ben defalarca yazılar yazmıştım. O zaman ben Bakü'deydim. Bakü'de ofisim vardı. Ben yüzlerce yazı yazmışım. Hepsi de durur arşivlerde. Ama kimse inanmadı. Aynı bugünkü gibiydi. Bak bugünkü olan hadiseleri o da yapırdı. Ve biz yazırdık. Kimse inanmırdı. Onun arkasında bir sürü insan vardı. Prezident aparatından vardı. Şeyler vardı. Yöneticiler vardı. Ciddi ve onun düzgün çalıştığını kabul edildi. Ama ne oldu? Çıktılar en sonunda dediler ki yok, bu düzgün işlememişti. Şimdi aynı şey bugün de geçerlidir ve diasporada çok büyük yanlışlıklar yapılır. Bunu bizden başka kimse göremez zaten. Niye göremez? Ne o yanlışlıklar Bülent Bey? Biraz açıklayabilirsiniz mi? Yakin biz 31 dekabrdı. Bugün hemrelik günümüzdü. Ben isterdim ki 2021 ile o yanlışlıklar aradan geçsin. Ona göre ben isterdim ki uzun yıllar bu sahada faaliyetiniz var. Ve bugün ben bu meseleye de toxunacağım ki, bəzi təşəkkürnamələr, bəzi medallar təqdim olunub. Haqq edənləri təbrik edirik yeri gəlmişkən. Amma artıq o medalları, o təşəkkürnamələri geri qaytaranlar da olub. Növbəti sualım bununla bağlı olacaq. Amma mən çox istəyərdim ki, siz o çatışmayan yanlışlıqlar haqqında bizim izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Bağır Rufat Bey, əgər bir insan, siz əgər bir ödül verirsinizsə, yani bir şey, bir takdirname, bir teşekkür, bir madalya verirsinizse onun karşısında yapılmış bir iş olmalıdır. Yani eğer bir iş varsa, ciddi bir şey görülüpse ve bir başarı elde edilipse onun karşılığında biz tabii de ona da karşıyız. Madalya falan karşı yok. Dünyada bizim emsalı yoktu. Yani bizim esas düşmanımız Ermenilerdi. Biz Ermenilerle mücadele edirik. Onlar çok ciddi işler görürler diasporada. Her zaman da şikayetimiz o da Ermeni diasporada böyle işleyir, Ermeni diasporada daha güçlü işleyir falan filan. Bir sürü işler görürler ama onlar da hiçbir zaman madalya olmuyor. Kimse kimseye madalya vermiyor Ermenilerde. Hiçbir rahatsız faaliyet. Öyle değil mi? Ama siz eğer birine madalya verirsiniz de birini küstürürsünüz demektir. Birine madalya, bir teşkilata madalya verirsiniz de diğer teşkilatın işini inkar edersiniz demektir. Ve bu ayrışmalara sebep olur ve olmuştur da. Defalarca olup bu ne kadar bir kavgalar oldu hatırlıyorsunuz mu? O eski zamanda o dünya Azerbaycanlıların her yıl 31 Dekabr'da Azerbaycan'da yapılan kongreste de en sonunda da Cenab-ı Prezident dile geldi, çıktı. En son konferansını ben hatırlıyorum, çıktı özü kürsüden dedi. Dedi bes de artık dedi. Birbirinizden dövüştüğümüz, birbirinize şikayetler var dedi. Yola gitmişsiniz dedi. Cemaatin hepsine dedi yani. Bu niye dedi bunu? Ona göre dedi ki bunu yapan komiteydi. Çünkü komite bunları ayrıştırırdı ve bunları birbirine düşürürdü. Onu çağırırdı, bunu çağırmırdı, onu davet edirdi, bunu davet etmirdi, onu güzel otelde yatırdırdı, onu pis otelde yatırdırdı. Kime uçak bileti gönderdi, kimine business class gönderdi, birine ne bileyim ne inirdi.
onlar hep ayrışmalara sebep olurdu. Ben hiç unutmam, Amerikalı bir tanesi vardı bizim bütün iclaslara gelirdi. Bir Amerikalıydı, adını hatırlamıyorum şimdi. O bir yazı yazmıştı mesela. Demişti ki ya ben anlamıyorum. Antalya'da bir tane toplantı var. Bana bilet gönderdiler Bakü'ye, Bakü'den Antalya'ya. Halbuki demişti ki Amerika'dan Antalya'ya var uçak Türkiye'ye. Ben niye önce Bakü'ye geldim? Sonra Amerikalı bile dile geldi yani. Bunlar niye bu şekilde böyle dolandırırlar İnsanları yollarda falan filan? Bir sürü masraflar ettirirler, bir sürü ödemeler yapırlar. Bakın o ödeme söhbeti de çok ciddiydi. Zaten oradan çıkar bütün sorunlar. Ortada bir para var ve o parayı bir şekilde kullanmak lazımdı her yıl boyu, bir yıl sonu. Ve onu bir şeylere karşılamak lazımdı. Bir harcama bitirmek lazımdı o somu. Onu ona göre bir şeyler yapmak lazımdı. Bir madalya yaparsan, ne bileyim bir uçak bileti verersen, bir iki iclas koyarsan falan filan ve o parayı bitirsin. Halbuki defalarla bizim teşkilatlarımız dünyada, inanın ki bak bunu siz çok eşitipsiz, bir bayrak bulamadıkları günler vardı. Bayrak bulamırdılar ki mitinglere çıksınlar. Bir tane buklet bulamırdılar ki Fransa'da, Belçika'da, orada, burada dağılsınlar. Ben defalarca kitap basmışım. Yani burada bunlar varken bunlar buna yardım edeceklerine, buraya para harcayacaklarına. Mesela ben en ciddisini defalarca demişim Nazım Bey. Diyaspora Komitesi'nin en başta birinci yapacağı iş orada bir matbaa yaratmaktı. Kendi binasında. Arada. Bir matbaa. Öz binasında ben. Öz binasında bir matbaası olmalıydı, kitaplar basmalıydı, orada harici dil bilen insanlar olmalıydı, kitaplar çap edilmeliydi ve bize onlar hiçbir zaman bunu yapmadılar. Bugün de yapmadılar. Ancak teşkilat yaradıp işi vatandaşların boynuna yıkıp onları yılda bir sebep verdiler, bir madalyayla aldatıp iş yapmamalarına sebebiyet verdiler. Bu evet. Çok ciddi bir meseledir. Evet. Bülent Bey, ben sizin de faaliyetinizle bağlı Avrupa'da, hususuyla Fransa, Belçika, Niderland'da olan soydaşlarımızın faaliyetiyle bağlı biraz tenkidi fikir seslendirmek istiyorum. Belki de haksız olabilirim. Ona göre sizden bunu sual şeklinde soruşurum. Evet. Azerbaycan'ın haklı savaşında, vatan savaşında Avrupa ülkeleri, Büyük Britanya'nın, Almanya'nın ve onların kenarında İtalya'nın mövqeyi bizim için gerçekten ədalətli mövqe kimi değerlendirebilirler. Ama təəssüflər olsun ki, Fransa'nın, daha sonra Belçika'nın, Fransa'nın Niderland'ın ve daha sonra Belçika'nın mövqeyi bunu sübut edir ki, illerle Azerbaycan'ın Fransa'da yatırdığı sermayeler, Belçika ve Niderland'daki bu kadar faaliyetler bihuda gitmiştir. Yani həmin ölkənin dövlətinə təsir etmək, yani lobiçilik orada olmamış. Lobbiçiliğin kənarında bir de alternatif olarak, yani paralel olarak aslında diaspora faaliyetleri var. Bak, Belçika'da siz, Belçika-Azerbaycan evi olarak ve başka təşkilatlar da var orada benim bildiğim kadar. Onlar Belçika dövlətine indiyə kadar təsir etme imkanına malik idiler mi? Veya da sizi buna imkan vermeyebilirler Bakıdan ve başka distansiyalarda. Ben bunun sizden cevabını eşitmek istedim. Çünkü bu da bizim yaralı yerimizdir. Rufat Bey, ben 6 yıl Azerbaycan sefirliğinde işlemişim, Brüksel'de, resmi olarak. Yani 6 yıl ve o sefirliği ilk kuranlardan Mirhamza Efendiyev, ben, iki kişi birinci defa sefirliği yaratmışım, ikimiz beraber ve ben oranın işçisi olmuşum. Daha sonra işçiler gelip, o sonra gelen sefirler, yani onlar bizim işçilerimiz olup, umumiyette, Arif'ti, yani bir sürü sefir olup sonra bizden çıkanlar gidip sefir olurlar, işçi olurlar bizden. Yani diyorsun, ve ben aynı problemleri orada seferatın içinde yaşıyordum, bunu orada dile getirirdim ben. Mesela toplantı olurdu, ben toplantıda kalkardım seferatın işçisi olarak orada derdim. Derdim ki bakın arkadaşlar, bu şu anda o zaman bir teşkilat vardı Belçika'da, Belçika-Azerbaycan eviydi. Ama bu komite kurulduğundan sonra mesela tutup bizim içimizden bir sürü insanı umutlar vererek başka teşkilat yaratmalarına imkan verdi. Size köme edecek, siz o teşkilattan ayrılın, Bülent'in kurduğu teşkilattan olmayın, gidin kendinize tezde bir teşkilat yaratın ve bizimle işleyin. Çünkü Bülent Bey her şeye boyun eğmir, bizim dediğimizi demir, bizim dediklerimizin dışında işleyir. Siz gidin bir tane başka iş yapın. Çünkü onlar kendilerinin sözünü dinleyeceği insanlar arıyordular ve onların diyecek de bir sözü yok oydu.
Yani Hollanda'da ilk toplantı olanda Nazım Bey birinci çıktı, yan yana oturduk. Birinci çıktı, kendisi konuştu. İkinci sözü bana verdi Hollanda'da. Dedi benden sonra işte bu Avrupa'da en çok iş görenlerden Bülent Bey'i tanıyacak. Çıksın, anlatsın. Ben çıktım, birinci diğer komiteyi eleştirdim. Nazım Bey'i eleştirdim. Dedim siz iş göremezsiniz. Bu şekilde iş görmek olmaz. Bakın bunları görmek lazım. Anlattım. Benden sonra söz aldı, çıktı. Benim dediklerimin hepsini tasdik etti. Dedi düz değil. Biz daha gencik. Genç bir diaspora teşkilatıyız. Kurumuk. Biz bunların hepsini yapacak. Yapmadı. 17 yıl yapmadı. Şimdi bak aynısını yeni teşkilat komite serdili. Murat Fuat Bey beni çağırdı. Bakıya geldim. Kendisiyle oturdum konuştum. Bana o gün yazımda yazmıştım. Daha kimsenin görmediği bir projeyi bana gösterdi. Dedi Bülent Bey daha bunu iki kişi görüp herhalde biri yukarıdan biri de özüydü. Üçüncü adamdım ben o projeyi gördüm. Bana gösterdi bir proje yaptık dedi Azerbaycan. Dedim bize sormadan yaptığınız hiçbir proje yürümez. Bu boş bir şeydi. Siz dedim üzüle dedim. Ve öyle de sevilmedim zaten. Niye biliyor musun? Doğru diyen adamı sevmezler. Onlar der ki bizim dediklerimiz ne olursa olsun kabul et. Tek boynuna ey otur. Bir şey yapma. Ama o iş olmadı. Bak yürümedi mesela. O dedikleri, o yaptıkları, o kocaman proje bilmem ne kadar paralar harcadılar. Olmadı. Diyasporanın haritasını çıkarmak, ne bileyim diyasporanın haritaya ihtiyacı yoktu. Diyasporanın işe ihtiyacı var. Sen program yapacaksın, değil mi? Sen program yapacaksın. Sen çağıracaksın işleyen adamları, etrafına diyeceksin. Kardeş bak bir dahaki sene 2021'de ya da 2022'de bizim Avrupa'da neler yapabilmemiz lazım. Onları dinleyeceksen, onları gerekirse maliyeleştireceksin. Onlar gidecek, oturacak, işleyecek işlemedi mi? Onu hemen çıkaracaksın devreden. O teşkilatı hemen çizgiyi çekeceksin diyeceksin bu teşkilat işlemiyor. Başka bir teşkilattan devam edeceksin yoluma. Ama bu bunun tam tersine yapılır. Çalışan adamları devreden çıkarır, kendi adamlarını getirip oraya koyur der çalışma otur. Biz size yıl sonu bir madal vereceğiz. Ansa'ya bir de teşekkürname vereceğim. Ondan bu iş devam etsin. Olmaz böyle şey. Ciddiyet yoktur. Bülent Bey, o medal meselesi Gürşehir'den bir neyse günde ülke güdemini meşgul edeyim. Ben dünen okudum ki Avrupa'da faaliyet gösteren 3 diaspora fealı hemen o teşekkür namelerden imtina edeyim. Ama bugün Nigeria'da yaşayan bir soydaşımızın imtina sebebini okuyanda geri şeyden diaspora komitesinin faaliyeti o bir diaspora komitesinin faaliyeti için fiyasko sahibim aldı. Hanım soydaşımız qeyd edir ki Nigeria'da yaşayır. Hiss olunur ki vətənlə, millətlə olduqca bağlıdır. Mən heç bir fəaliyyətim olmayıb niyə mənə təşəkkürnamə verirsiniz? Geri şeyden eyibdir. Yəni belə bir kriteriya olar mı? Belə bir yanaşma olar mı? Təbii ki onların içərisində haqq edənlər də var. Mən verilişimizin əvvəlində də onu təbrik etdim. Amma sən 100 nəfərə medal ver, 100 nəfərə təşəkkürnamə ver. Əgər ondan 4-ü qayıdırsa, bu sizin kriterlərinizin, dəyərləndirmənizin yanlış olduğunu göstərir. Onda fəaliyyətinizin də qüsurlu olduğunu ortaya qoyur. Bülent Bey, mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bugün həm də bayram axşamında hər kəs öz evindədir. Öz ailəsinin, öz süfrəsinin başındadır. Mən istəyərdim son sualla sizə müraciət edim. Biz 2020-ci il arxada qoyduq, bütün ağrıları ilə, acıları ilə bir də Şuşa zəfəri yaşadıq. Bu, millətimiz adına çox böyük uğur idi. Və bugün Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Mən istəyərdim ki, 2021-ci ildə necə həmrəy olaq? Bax, siz bir diaspora fəalı kimi, təcrübəli diasporası kimi bu suala qısa da olsa cavab verəsiz son sualına və bir pozitiv notlar üzərində bugünkü verilişimizi bitirək. Söz sizindir, Bülent Bey. Bülent Bey, sağ olun. Mən də hər kəsi təbrik edirəm. İnanın ki, baxın, mən bir şey demək istəyirəm. Arzum odur ki, 2021 yılında bir çox ciddi reformlar yapılsın. Diaspora sahasındakı, genə deyirəm, bu isimlə bağlı da mən bir tartışma açmışam. Çünki bizə ait bir isim deyil. Ama dünyada yaşayan Azerbaycanlılarla bağlı çok ciddi bir reform yapılmalıdır. Çok ciddi bu komitede reforma gidilmelidir. Bu komitenin işi yeniden gözden geçirilmelidir, düzenlenmelidir. Yani bizim artık o dernekçilikten ufak ufak teşkilatlarla gidip bir yerlerde yığışmaktan, madal almaktan, takdirleme almaktan ziyade bizim
dünyadaki büyük beynelxalq teşkilatların içine girip lobi yapma vaktimizdi. Yani biz artık o devreye gelmişiz. Bizim öyle bir tecrübemiz var. Benim şahsen var. Ben zaten hayatım boyunca lobi yapmışım. Ülkeler arası ilişkiler yapmışım. Azerbaycan'a bir sürü insanlar getirmişim. Yani bizim diasporanın iş, yapacağı iş artık dünyada Azerbaycan'ı ciddi bir şekilde temsil etmekti. Ama beynelxalq teşkilatların içinde temsil etmekti. Yani gidip cami lokalinde, gidip bir kafe köşesinde ya da gidip bir küçede ya da bir sefirliğin önünde yok. Gidip teşkilatların içinde resmi bir şekilde lobi yapmalıyız ve bununla bağlı Azerbaycan'a haklı meselesini dünyaya duyurmalıyız. Biz bugün hakkımız ola ola hakkımızı arayamırız. Bu Qarabağ meselesinde dünya bize 30 yıldır hak vermişti. Bütün beynəlxalq teşkilatlar bize haklı bulmuştu bu toprakların bize ait olduğunu. Ama biz bu toprakları almışız ama dünyaya anlatamırız. Dünyanın kabul ettiğini dünyaya anlatamırız. Ama o kadar bir vazife, kötü bir durumdayız diaspora olarak ama siz madal dağıtırsınız. Yani bu olmaz. Bizim geri yapacak işlerimiz var. Bize imkan verecekler ki biz gidelim işleyelim. İşleyelim. Tam işimizi başardıktan sonra ne verirlerse versinler. O başka bir şey. Ama iş görmek vaktidir ve hem de zamanıdır. Şu anda dünya diyor ki orası Arsak'tı, biz deriz orası Qarabağ'dı. Ama onlar bizden daha güçlü değil bunu. Neden değil? Hakkımız var bizim. Bunun 2021 yılında ben isterdim ki bu Cenab-ı Prezidentimiz de ülke başçısı da buna çok ciddi bir fikir versin. Bu komitenin içinde çok ciddi, çok ciddi bir reform yapılsın. Çok ciddi bir elden geçirilsin. Bütün işleri incelensin. Ve bundan sonra düzgün bir yol haritası koysunlar onun kabağına desinler bak böyle işlemek lazımdır gelin işte. Yoksa ona buna öz adamlarınıza bir şeyler vererek işleme olmaz. Çok teşekkürler Bülent Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size vatan yolunda, Azerbaycan yolunda, Türklüğümüz yolundaki çalışmalarınızda uğurlar dileyirik. Aslında Diaspora Komitesi'nin adını şahsen ben soydaşlarımızla iş üzere komite adlandırılmasının taraftarıyım. Çünkü Azerbaycanlı ifadesi özü de coğrafi ifadedir. Bu soydaş ifadesini gündeme getirmek lazımdır. Biz de Kanal 13 olarak soydaş programını açmaqdan 8 ildir ki bax, bu düşünceni izleyicilerimizə çatdırmağa, auditoriyamıza çatdırmağa çalışdıq. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il, qarşıda gələn yeni il münasibətilə sizləri və bütün izleyicilerimizi təbrik edərək bugünkü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bülent Bey, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun, bütün izleyicilerimizə təşəkkür edirik. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Salamlayıram. Sağ olun.